Şimdi e, hemen hızlıca gündemdeki konuları e, sormak istiyorum. Gündemdeki meseleyi sormak istiyorum. İlk mesele şu. Bir seyyanen zam meselesi ortaya çıktı. Bu durduk yere çıkmadı. Daha önce Abdülkadir Selvi 3 e, ihtimalin olduğunu yazmıştı köşesinde. Bunu neden yazmıştı? O işte bakanlıktaki yetkililere sordu, kendi kaynaklarındaki yetkililere sordu. E, neticede bu üç meseleyi yazmıştı. Seyyanen zam, oransal zam ve en düşük emeklere yapılacak olan zam meselesinde. Mehmet Şimşek de demişti ki en düşük emeklerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Abdülkadir Selvi dedi ki ben e, bu üç çalışma arasından en net olan çalışmayı netleştirdim ve şu anda seyyanen bir zam çalışması yapılıyor. Bu sadece en düşük emekli maaşı alanlara yönelik değil. SSK Bağkur emeklerine, e, memur emeklerine yapılıyor. Bütün emeklilere seyyanen bir zam yapılacak. Fakat bununla ilgili ben tarihi bilmiyorum dedi. E, bu hangi tarih yapılıyor? Bunu netleştiremedim ama Ocak ayı gelmeden yapılacak dedi. Emin Bey biliyorsunuz siz de izlediniz ve seyyanen meselesi. Size soracağım konu neden böyle bir açıklama geldi sizce? Bu seyyanenin tutarı ne olabilir? Olabilir. Evet, merhaba Murat. Ee, İzleyicilerimize akşamlar diliyorum. Ee, biz de e, bununla ilgili hem ekonomi haberleri hem e, kulis haberleri ne varsa e, sık sık takip edip ve ilk haberi senin vasıtanla vermeye itina gösteriyoruz. Ha, bugün e, olan bir gelişme bu. E, bugünkü gelişmede e, dün e, Sayın Abdülkadir Selvi e, CNN Türk Tarafsız Bölge programında e, bir cümle kurdu. Devamında da bugün şu saatlerde A Haber Arka Plan programına da konuk olarak katıldı ve ben onu e, tekrardan dikkatli bir şekilde e, izledim ve ikisinde de aynı cümleleri kurdu. Ha neden Sayın Selvi? Çünkü bir önceki dönemde 8077 lira seyyanen zam geleceğini ee, bir önceki dönemdeki yüzdesel oranlarla ilgili e, Sayın Selvi e, e, zam açıklamasını hükümet tarafından bir gün, iki gün öncesinde kamuoyuyla kulis haberi vasıtasıyla paylaştı ve birebir de e, onun söylediğinin aynısı çıktı. Hatta e, gazete <laughs> köşesinde de öncesinde bunu duyurdu. E, ondan dolayı Sayın Selvi'nin söylediği şu an için bence doğru diye tahmin ediyorum. Kısaca özetleyecek olursak ne söylediğiyle alakalı bugünden öncesinde emeklerimize işte Ekim ayında veya Aralık ayından önce bir zam gelmesiyle alakalı var mı diye bunun açıklamasını daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Işıkhan'a, Çalışma Bakanlığı vasıtasıyla bir çalışma yapılmasını talep etmişti. Devamında Maliye Bakanlığıyla Çalışma Bakanlığı ortak hareket edip çalışmalar yapıldı ve dönem dönem bununla ilgili gerek basın kuruluşlarında çıkıp açıklamalar yapıldı yetkililer tarafından. Ama Ekim ayına işaretle ilgili herhangi bir izlenim yoktu. Yani Ocak ayındaki zamma kadar bunun yapılmasıyla ilgili dönem dönem söylemlerde Bulunuldu hükümet kanadı. Ha dün e, Sayın Selvin'in e, aynı e, bu mihvalde bir açıklaması oldu. İlk etapta e, bu çalışmalarla ilgili seyyanen bir zam oransal bir zam mı yoksa en düşük aylığın biraz yükseltilmesiyle alakalı e, çalışmaların yapıldığını söyledi. Bu üç yöntem konuşuluyordu ama e, dünkü yayında da ki o yayın öncesinde e, ilgili hükümet kanadı e, bu çalışmaları yapan e, kişilere ulaşaraktan e, bu zammın seyyanen bir zam olması ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu zam e, kimlere verilecek? SSK Bağkur ve memur emeklisine ait olan bütün emeklilerin zam yapılmasının muhtemel olduğunu beyan etti. E, burada da bir kereye mahsusen mi yoksa her ay aynı şekilde işte verileceğiyle ilgili yani şu anda e, biz e, Eylül ayındayız. E, dolayısıyla Ekim Kasım Aralık ayında bu zam peşin sıra seyyanen e, verileceği verilip verilmeyeceğini yoksa bir kereye mi mahsusen verileceğiyle alakalı e, tam bir beyanat e, alamadığını ha bu rakamın ne kadar olacağını yüzdelik mi olacak yoksa hı hı. E, rakamsal mı yani aynı memur memurlarımıza geçen dönemki 8077 liralık seyyanen bir rakam şeklinde mi olacağıyla ilgili herhangi bir ipucu alamadığını beyan etti. E, ama ne olabilirle ilgili şimdi seyyanen olduğu takdirde burada kurum ayırt etmek sizin bütün emeklerimize Belli bir miktar para söz konusu olabilir. Yani bu rakam e, örnek veriyorum. İşte bütün emeklilerimize 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira yani rakamsal boyutta olabilir. Ha yüzdesel kısımda olup olmayacağını bilemiyorum. Yani bütün emeklilerimize hı hı. E, şu anki e, kök maaşlarına veya e, hesaba geçen yüzde %10 veya %20 şeklinde olup olmayacağı onunla ilgili net bir bilgi yoktur. Ama ne zaman verileceğiyle alakalı da ha, muhtemel hı hı. olarak e, Ekim ayında olma ihtimalinin olabileceğini e, yani tam tarih de belirtmedi e, sayın selvi. Hı hı. Onunla ilgili de Ama... şimdi bir detay konuşacağız. E, burada şeyi tekrar almak isterim sizden rakamlar hakkında seyyanen zam rakamı hakkında nasıl bir oran e, tahmin ediyorsunuz? Onu tekrar alabilir miyim? Ha burada şu an konuşulan e, bir ikramiye söz konusu. işte Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün emeklilerimize Cumhuriyet ikramiyesi adı altında 5000 lira ödenek verilmesi, ikramiye verilmesi bir kereliğe mahsusana bugün çeşitli işte hükümete yakın kanallarda da bunu duyurusu geçmeye başladı. Ha bu da büyük ihtimalle olacak ama Sayın Selvi'nin söylemiyle bu Cumhuriyet ikramiyesi Aynı şey mi onu bilemiyorum. Yani Hı -hı. E, aynı şey de olabilir, olmayabilir de. E, ama rakamsal boyutta baktığımız zaman e, enflasyon verisi doğrultusunda, tüfe, tüketici fiyat endeksi doğrultusunda, işte Ocak ve Temmuz maaşlarına eklentiler yapılıyor. Yani şu an için e, %65'lik bir Merkez Bankası yıl sonu tahmini var. %37'lik bir e, kabaca... TÜFE verisi e, ikinci dönem için söz konusu 2023'ün ikinci dönemi için e, memur emeklilerine de yüzde 49'luk e, bir rakamı yüzde 65'lik hedef tutturulduğu takdirde Aralık ayında e, netleşecek Ocak'ta da ilk maaşlara yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ha burada e, verilecek olan Temmuz ve e, Ağustos'taki TÜFE değeri 9.49'da 9.09'da totalde e, 19.44 e, üzerindeki rakam netleşti. Ha, Ağustos ayı buna e, %8 oranında geleceğini tahmin e, ediyorum. %27 %30 oranındaki bir rakamı buradaki Ekim ayının içerisine katılıp katılmayacağıyla ilgili net bir şey yoktur ama e, bunu e, dünkü o tarafsız Bölge programında Sayın Selvi ile birlikte e, Sayın Filiz de e, konuktu, doçent doktor. A, o da e, böyle bir şey olma ihtimali olabilir o yüzde otuzluk kısımla ilgili ama Sayın Selvi onu düzeltti. Yok dedi tamamen seyyanen bir çalışmada Hı -hı. odaklanıldığıyla ilgili ipucu verildi. A, bu e, yayını e, değerli Murat e, verdik mi Sayın Selvi'nin konuşmalarını bilemiyorum ama ben oradan e, telif olduğu için Buyurun. hani yayınlayamıyorum ama e, birebir söylediklerini aktardım bugünkü yayında da söyledim e, buradaki konular dışında da bir son dakika gelişmesi oldu onu da hemen yayındayken almaya çalıştım e, onu da şöyle siz, sizinle paylaşmak isterim AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman e, meclisin ilk işi emekli maaşlarının düzenlenmesi olacak dedi şimdi Tam bu konuyla ilgili bağlayacağımız bir mesele ee...